Gusül abdesti. Sual. Guslün yani boy abdestinin farzı kaçtır? Cevap. Hanefi mezhebinde guslün farzı üçtür. 1. Ağzın hepsini iyice yıkamak. 2. Burnu yıkamak. 3. Bedenin her yerini yıkamaktır. Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Gözleri ve kapalı küpe deliğini yıkamak gerekmez. Kadın gusülde saçların dibine, yani başındaki deriye su ulaşabiliyorsa, saçındaki örgüyü çözmez. Yani örülü saçın dibi ıslanınca, çözmeden örgünün üstünü ıslatmak yeterlidir. Saç dibi ıslanmazsa, örgüyü açmak gerekir. Örülmemiş saçların her tarafını da yıkamak farzdır. Sünnet üzere gusletmek. Sual. Sünnet üzere nasıl gusledilir? Cevap. Gusletmek çok kolaydır. Ağzını ve burnunu suyla yıkayıp, denize veya göle girip çıkan, yahut duş altında bütün vücudunu ıslatan gusletmiş olur. Önce abdest alıp, sonra bütün vücut yıkanırsa, sünnete uygun olur. Gusletmek için niyet, Hanefi'de sünnet, diğer mezheplerde farzdır. Guslederken niyeti unutanın da guslü geçerli olur. Sünnet üzere gusül abdesti almak için önce temiz olsa bile iki eli ve avret yerini yıkamalıdır. Sonra bedeninde necaset varsa yıkamalı, sonra gusle niyet ederek tam bir abdest almalı. Sonra bütün bedene 3 defa su dökmelidir. Önce 3 defa başa, sonra 3 defa sağ omza, sonra 3 defa sol omza dökmeli, her döküşte o taraf tamamen ıslanmalıdır. Birinci dökmede ovmalıdır. Gusülde bir organa dökülen suyu başka organlara akıtmak caiz olup orası da temizlenir. Çünkü gusülde bütün beden bir organ sayılır. Abdest alırken bir organa dökülen suyla başka organ ıslanırsa yıkanmış sayılmaz. Gusül tamam olunca tekrar abdest almak mekruhtur. Guslederken abdesti bozulursa gusle zararı olmaz. Fakat namaz kılmak için bir daha almak lazım olur. Sual. Abdeste ve gusulde gereğinden fazla su kullanmak israf mıdır? Cevap. Evet. Yalnız gusletmeden önce veya sonra kirlerden temizlenmek için yıkanmanın mahsuru yoktur. Guslü geciktirmek. Sual. Yatsıyı kıldıktan sonra cünüp olan ne vakte kadar cünüp dursa günah olmaz? Cevap. Yatsı namazını kıldıktan sonra cünüp olanın sabah namazına kadar guslünü tehir etmesi caizse de hemen yıkanması elbette çok iyi olur. İmam-ı Gazali Hazretleri, cünüp olup gusletmeden bir namaz vakti geçirene ateşten gömlek giydirilecektir buyuruyor. Namaz kılan ve kılmayan herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse çok azap görür. Mesela öğle ezanından sonra cünüp olanın öğle namazını kılmamışsa ikindi vaktine öğleyi kılacak kadar zaman kalınca gusletmesi farz olur. Farzı yapmak çok sevap, yapmamak büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, cünüp olunca çabuk gusletmeli, çünkü kiramen katibin melekleri cünüp gezenden incinir. Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet melekleri girmez. Cünübe, sarhoşa rahmet meleği yaklaşmaz. Gusletmek için kalkana, üzerindeki kıl sayısınca sevap verilir, o kadar günahı affolur, cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü Teala meleklerine, bakın bu kulum gece üşenmeden kalkıp emrime uymak için guslediyor. Şahit olun ki bunun günahlarını af ve mağfiret eyledim buyurur. Guslü terk etmek.
Sual: guslü terk eden dinden çıkar mı? Cevap: guslü terk eden dinden çıkmazsa da büyük günah işlemiş olur. Gusülsüz gezen namaz kılamaz. Namaz kılmamak insanı küfre sürükleyen büyük günahlardandır. Böyle bir kimsenin de imanını kaybetmesi çok kolay olur. Onun için guslü geciktirmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, şu üç şeye devam eden gerçek dostumdur. Bunları terk eden de gerçek düşmanımdır. Bu üç şey namaz, oruç ve cünüplükten gusüldür. Allahü Teala'nın düşmanım dediği ve rahmet meleklerinin uzak durduğu bir kimsenin evinde huzur, bereket diye bir şey kalır mı? Cünüp neler yapamaz? Sual: cünüp kimse neler yapamaz? Cevap: cünüp kimse besmele çeker, dua okur, la ilahe illallah diyerek zikir çeker, salavat okur. Hatta Fatiha, Rabbena atina gibi ayetleri dua niyetiyle okuyabilir. Sadece mushafı tutamaz ve Kur'an okuyamaz. Camiye giremez. Kasıkları tıraş etmesi, saç, tırnak kesmesi mekruh olur. Hayızlıyken mekruh değildir. Sual: cünübün bir şey yiyip içmesi, sokağa çıkması, cünüp kadının çocuğunu emzirmesi uygun mudur? Cevap: ağzını yıkadıktan sonra yiyip içmesi caizdir. Sokağa çıkmak da caizdir. Kadın göğsünü yıkadıktan sonra çocuğunu emzirebilir. Namaz vakti çıkmadan önce yıkanmalıdır. Daha fazla cünüp durmak haramdır. Namaz kılan ve kılmayan herkes bir namaz vaktini cünüp geçirirse çok azap görür. Meni, bedi, mezi nedir? Sual: meni, bedi, mezi, prostat salgısı nedir? Guslü gerektirir mi? Cevap: meni, cinsel ilişki veya mastürbasyon sonunda haz ve heyecanla gelen yapışkan sıvıdır. Erkek menisine sperm denir. Kadından gelen meni sarımtıraktır. Bedi, idrardan sonra çıkan beyaz, bulanık, koyu, yapışkan bir sıvıdır. Mezi, zevk zamanında çıkar. Şehvetlenince, açık resimlere bakınca veya şehvetle öpüşünce ve sürtününce veya böyle şeyler düşününce gelen birkaç damla renksiz yapışkan sıvıdır. Prostat salgısı genelde idrardan sonra gelen koyu yapışkan bir sıvıdır. Şehvetle gelen meni hariç hiçbiri guslü gerektirmez. Hastanın guslü. Sual: trafik kazası geçirmiş, bacakları kırık ve kalkamayan biri nasıl gusleder? Cevap: abdest uzuvlarından yani organlarından hepsinin yarıdan çoğu veya dört abdest uzvundan ikisi sağlamsa, abdest alıp yaralı yerleri mesh eder. Mesh, zarar verirse sargı üzerine mesh eder. Abdest uzuvlarının yarıdan çoğu yaralıysa teyemmüm eder. Teyemmüm edenin bazı yerleri yıkaması caiz değildir. Namaz abdestiyle gusül abdesti için teyemmüm aynıdır. Teyemmümü kendi yapamazsa başkasına da yaptırabilir. Sual: kolu alçıda olan nasıl abdest alır, nasıl gusleder? Cevap: alçılı koluna su geçmesi gerekmez. Alçının üzeri veya sargının üzeri mesh edilir. Sual: ellerimde sihir var. Bunun için ilaç kullanıyorum. Fakat ilaç tıpkı yapıştırıcı 404 gibi. Altına su da geçirmiyor. Gusül ve namaz abdesti için bir mahsuru var mı? Cevap: İlaç temizlenince çıkmıyorsa, 404 gibi ise, yani çıkmasına imkan yoksa, zararı olmaz, mahsuru yoktur. Özürlü olmadan abdest alıp namaz kılarsınız. Sual: prostat ameliyatı oldum. Sperm torbacıklarımı aldıkları için testislerde sperm birikemiyor. Eşimle beraber olduğum zaman sperm gelmiyor. Rüyada ihtilam oluyorum ama dışarı bir akıntı çıkmıyor.
Bazen herhangi bir sebep olmadan idrarda koyu bir akıntı görüyorum. Acaba sperm mi diye merak ediyorum. Cünüp oluyor muyum? Gusletmem gerekiyor mu? Cevap: eşiyle beraber olunca sperm gelmese de yine gusül gerekir. Rüyada ihtilam olunca dışarı bir akıntı çıkmamışsa gusül gerekmez. Gusül için meninin şehvetle dışarı çıkması gerekir. Meni herhangi bir sebeple şehvetsiz çıksa Hanefi'de gusül gerekmez. İdrarda görülen prostat sıvısı olabilir. Tahlil ettirmek iyi olur. Meni bile olsa şehvetsiz gelince guslü gerektirmez. Eğer şehvetle yerinden kopup daha sonra şehvetsiz olarak çıksa gusül gerekir. Sual: ameliyatla meni kanalı idrar torbasına bağlandı. İhtilamda meni idrar torbasına akarmış. İdrarda meni göremiyorum. Gusül lazım mı? Cevap: meni görülmezse gusül gerekmez. Sual: nezleyken burun delikleri kapalı oluyor. Gusle mani olur mu? Cevap: meşakkat olmayan miktarı temizlemek kafidir. Sual: salih bir tabibin yıkanmasını yasakladığı hasta gusül için teyemmüm eder mi? Cevap: evet, teyemmüm eder. Sual: Japon yapıştırıcı, oje, dişlerdeki tartar, sedef hastalığının kabuğu ve çapak abdeste ve gusle mani olur mu? Cevap: bunlardan oje mani olur. Çıkarıp altını yıkamak gerekir. Dişlerdeki tartar kendiliğinden hasıl olup kolayca çıkarılabilecek bir ilaç da olmadığı için abdeste ve gusle mani olmaz. Sedef hastalığının kabuğu ve çapak da kendiliğinden hasıl olmaktaysa da tahriş etmeden bunlar çıkarılabildiği kadar çıkarılır. Kalan kısımları abdeste ve gusle mani olmaz. Japon yapıştırıcı ve yağlı boya gibi maddelerse kolayca çıkarılamaz. Çıkarmak için deriyi kazımak da gerekmez. Deriyi tahriş etmeden çıkarılabildiği kadar çıkarılır, kalan kısmı abdeste ve gusle mani olmaz. Sual: Kadın hastalıklarından dolayı erkek doktora rahminden muayene olsa gusletmesi gerekir mi? Ultrasonla muayene olunca gusül gerekir mi? Kadın ön veya arkasına parmak sokunca gusletmesi gerekir diyenler var. Gerekmez diyenler de var. Hangisi doğrudur? Cevap: İkisi de doğru sayılmaz. Açıklamaya ihtiyaç vardır. İçeri parmak girince lezzet duymazsa gusül gerekmez. Lezzet duyarsa gusül gerekir. Lezzet almak, şehvet duymak demektir. Saadet-i Ebediyye'de Reddül Muhtar'dan alarak diyor ki: çocuk zekeri, hayvan zekeri, ölü zekeri, zeker gibi her şey veya parmak kullanınca içeri girdiği zaman lezzet duyarsa gusletmesi lazım olur. Lezzet duymazsa gusletmesi iyi olur. Cünübün adet görmesi. Sual: cünüp kadın hayız olursa yıkanması gerekir mi? Cevap: yıkanması şart değildir. Cünüpken tırnak ve saç kesmesi mekruh, hayızlıyken mekruh değildir. Bunun için yıkanması iyidir. Cünübün teri ve meni. Sual: İhtilam olunca veya eşiyle beraber olduktan sonra üstündeki bütün elbiseleri çıkarıp yıkamak gerekir mi? Cünüpken ter bulaşan elbiselerle namaz kılınır mı? Cevap: cünübün teri necis değildir. O elbiselerle namaz kılınır. Meni Hanefi'de necis, diğer üç mezhepte temizdir. Maliki'de bir kavle göre meni necistir. İhtilam olan kimse elbiselerin tamamını çıkarması gerekmez. Sadece meni bulaşan yeri yıkaması kafi gelir. Meni kurumuşsa, ufalanırsa temizlenmiş olur. O elbiseyle namaz kılınabilir. Gusletmeden önce. Sual: cünüplükten gusleden kimseden meni gelirse tekrar gusletmesi gerekir mi? Cevap: dört mezhebe göre de bildirelim. Hanefi'de ve Hanbeli'de şehvetle yerinden ayrılan meni herhangi bir sebeple şehvetsiz de çıksa yine gusletmek gerekir. Bunun için gusletmeden önce bir miktar uyumak veya bevlederek idrar yolunda kalan meniyi çıkarmak gerekir.
şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden ayrılıp şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da İmam-ı Azam'la İmam-ı Muhammed'e göre gusletmek gerekir. Fakat İmam-ı Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez. Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam-ı Ebu Yusuf kavlini seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu kavlin tercih edilmesini uygun gören alimler vardır. Şafii'de bevletmiş yani idrar çıkarmış olsa bile meni gelince tekrar gusletmesi gerekir. Çünkü Şafii'de ayrılan meni şehvetsiz de çıksa yine gusül lazım olur. Maliki'de ise bevletmemiş olsa bile gusülden sonra meni gelirse tekrar gusletmek gerekmez. Çünkü meni şehvetsiz çıkınca Maliki'de gusül gerekmez. Fakat Maliki'yi taklit eden Hanefi cünüp olunca kendi mezhebinden çıkmamış olduğu için gusletmeden önce bevlederek idrar yolundaki meniyi çıkarması gerekir. Vesvese. Sual. Vesveseli biriyim. Dikkat etmeme rağmen abdestte, gusülde kuru yerim kalmışsa yahut secde-i sehiv yapılacakken unutmuşsam, buna benzer başka şeyleri unutmuşsam, oruçluyken unutup yiyip içmişsem, unutarak namaz vaktini çıkarmışsam, sonra da hatırlamadığım için kaza etmemişsem, ahirette benim halim nice olur? Cevap: dinimizde unutmak özürdür. Unutarak yiyip içmek orucu bozmaz, kaza da gerekmez. Unutarak namazın kazaya kalması da günah olmaz. Abdeste, gusülde kuru yer kalmışsa bilmediğiniz için hiç mahsuru olmaz. Acaba kuru yer kaldı mı diye defalarca yıkamak gerekmez. Bunlar vesvesedir, vesvese ise günahtır. Sual: cünüp olunca, bir şeye dokununca onun pis olacağını zannediyor, bu yüzden sıkıntı çekiyorum. Bu vesvese mi? Cevap: evet, vesvesedir. Cünüp kimse nereye dokunursa dokunsun pis olmaz. Cuma günü gusletmek. Sual: cuma günü gusletmek vacip diyorlar. Bu konuda hadis de varmış. Doğru mu? Bir de cuma gecesi cünüplükten gusleden de cuma guslü sevabı alır mı? Cevap: hadis-i şerifleri müştehit alimlerin açıklaması olmadan okumak yanlışlıklara sebep olur. Cuma günü gusletmek müekket sünnettir. O hadis-i şerifin meali şöyledir: cuma günü gusletmek vaciptir. Yani lüzumludur. Başka bir hadis-i şerifin meali de şöyledir: cuma günü gusletmek bana farz, size nafiledir. Yani sünnettir. Bu hadis-i şerif önceki hadis-i şerifi açıklamaktadır. Peygamber Efendimizin farzdan başka yaptığı amellerin hepsine nafile denir. O işlediği için bize sünnet oluyor. Beş vakit namazın sünnetleri ve diğer bütün sünnetler nafiledir. Cuma günü gusletmek çok önemlidir. Resulullah Efendimizin bu konuda birçok hadis-i şerifleri vardır. Birkaçının meali şöyledir: cumaya gelen gusletsin. Cuma günü gusletmek bir haftalık günahlara kefarettir. Üç gün fazlasıyla. Bir cuma diğerine kadar, beş vakit namaz da diğer namaza kadar işlenen günahlara kefarettir. Cuma guslü de öyledir. Cumaya gitmek için atılan her adım 20 yıllık amele bedeldir. Cumadan çıkınca da 200 yıllık amel mükafatı verilir. Cuma günü gusledenin günahları affolur. Cuma günü gusledenin günahları temizlenir. Ona ameline yeniden başla denir. Cuma günü ehline yakın olana iki sevap vardır. Biri kendi, diğeri de eşinin guslünün sevabı. Kim cuma günü gusledip mescide erken gider, hutbeyi dinler ve sükût ederse, onun attığı her adım için kendisine bir yıllık nafile oruç ve bir yıllık nafile namaz sevabı yazılır. Cuma günü gusledip ilk saatlerde giden, bir deve kurban edip sadaka olarak dağıtmış gibi sevaba kavuşur. Daha sonra gelene bir inek, ondan sonra gelene bir koç,
bundan da sonra gelene bir tavuk kesip sadaka olarak dağıtmış kadar sevap verilir. En son gelene de yumurta sadaka sevabı yazılır. İmam hutbeye çıkınca melekler de sevap yazmayı bırakıp hutbeyi dinler. Cuma gecesi cünüplükten gusleden, cuma guslü sevabına kavuşur. Gusülden önce abdest almak. Sual: guslederken önce abdest almanın mantığını anlayamadım. Bir arkadaşımız da cünüp kimsenin abdest alması gereksiz dedi. Cünüpken gusletmeden önce abdest almak lüzumsuz değil mi? Cevap: nakle itibar etmeden sırf akılla din olmaz. Gusletmeden önce abdest alın diyenler akılsız mı oluyor? Nasıl gusletmek gerektiğini Peygamber Efendimiz bildiriyor ve önce namaz abdesti alın, sonra vücudun her tarafına su dökmek gerekir buyuruyor. Akılla bunun hikmetini anlayamasak da, mantığımıza uygun gelmese de bildirilen emri aynen uygulamamız gerekir. Hatta hemen gusletmeyen, namaz abdesti alıp öyle durması daha uygun olur. Abdest de alamayanın gusledene kadar elini, ağzını, burnunu yıkaması iyidir. Ayşe validemize şöyle bir sual soruluyor: Resulullah Efendimiz cünüpken uyumak istediği zaman gusledip de mi uyurdu, yoksa gusletmeden mi yatardı? Hazreti Ayşe validemiz cevaben buyuruyor ki, çoğu zaman gusledip yatardı, bazen de yalnız abdest alıp yatardı. Soruyu soran kişi, bu hususta bizi sıkıştırmayan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun dedi. Yine buyurdu ki, Resulullah cünüpken yemek yiyeceği veya yatacağı zaman abdest alırdı. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: üç kişiye rahmet melekleri yaklaşmaz. Kafire, kadınlara mahsus bir kokuyu sürünen erkeğe ve yemek veya uyumak istediğinde abdest almayan cünübe. Demek ki cünüp kimseye rahmet melekleri yaklaşmıyor. Abdest alana yaklaşıyor. Üstelik sünnete uymuş oluyoruz. Cünüpken ağzımızı yıkamadan su içersek müstamel suyu içmiş oluyoruz. Mekruh oluyor. Ama ağzımızı yıkarsak mekruh olmuyor. Kaplıca suyu ve gusül. Sual: denize veya göle girip her tarafı ıslanan gusletmiş olur diyorlar. İhlas Kuzuluk Kaplıca evlerinde küvetteki suya girip çıkmakla da gusletmiş olur muyum? Cevap: önce genel bir bilgi verelim. Yüzeyi 23 metrekareden küçük olan havuza küçük havuz denir. Küvetler böyledir. 23 metrekareden büyük olanlarına büyük havuz denir. Göl ve deniz 23 metrekareden büyük olduğu için büyük havuz hükmündedir. Necaset büyük havuza düşerse pisliğin üç eserinden biri, yani rengi, kokusu veya tadı belli olmayan her tarafından abdest ve gusül caiz olur. Mesela göle idrar yapılmışsa aşağı tarafında bir eseri görülmezse caiz olur. Hariç gibi necis olan deniz hariç, denizin her tarafından abdest alınır. Temiz olan denize veya göle girip çıkan, ağzına ve burnuna su verince gusletmiş olur. Yağmurdan ıslanan da ağzına ve burnuna su verince gusletmiş olur. Abdeste ve gusülde kullanılan suya müstamel su denir. Müstamel su, İmam-ı Azam'a göre kaba necasettir. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre de hafif necasettir. İmam-ı Muhammed'e göre de temizdir. Fakat hadesi temizleyici değil. Yani bu suyla tekrar abdest alınmaz, gusledilmez ve içilmez. Müstamel suyu temiz kabul eden alimlere göre küçük havuza, mesela küvete karışan müstamel su miktarı sudan çok veya eşitse abdest ve gusül caiz olmaz. İçine su akmayan küçük havuzdan abdest alanın derisine değen su miktarı yarısı olduğu ve havuza az da olsa necaset düştüğü bilinmedikçe buradan abdest almak caiz olur. Her gün suyu değiştirilen küçük havuzda birçok kimse abdest alsa ve müstamel sular havuza tekrar düşse abdest sahih olur. Fakat bu havuza pek az da necaset düşse abdest almak caiz olmaz. Bazı alimlere göre küçük havuza bir uzuv sokulup yıkanınca bütün havuz müstamel su olur. Bunun için su bol olan yerlerde uzuvları havuzda yıkamamalı, havuzdan avuçla su alıp dışarıda yıkamalıdır.
suyu olmayan yerlerde caiz diyen alimlere göre havuzda abdest ve gusül alınabilir. Bütün alimlere göre guslün sahih olması için küvetteki suya girip yıkanmamalı, girilmişse o suyu boşaltmalıdır. Tasla dökünerek veya duşla yıkanmalıdır. Müstamel sular akıp gitmeli, bedene dökülmemeli. Dökülen yer olursa orayı temiz suyla yıkamalıdır. Sual: guslederken guslettiğim suya bazen üstümden damla düşebiliyor. Bu su necis mi oluyor? Aldığım gusül sahih midir? Cünüpken elimiz bu temiz suya girse o suyla gusül caiz olur mu? Cevap: abdest veya gusülde kullanılan suya müstamel su denir. Temiz suya karışan müstamel su miktarı temiz sudan azsa bu suyla abdest ve gusül caiz olur. Mesela 5 litre suya 2 litre müstamel su karışsa bununla abdest veya gusül sahih olur. Müstamel suyun küçük havuza akması ve abdestsizin elini sokması da aynıdır. Cünüp olan kimse veya kafir, necaset bulaşmamış olan avucunu bir yere sokup su alsa veya kolunu sokup içindeki tası alsa, o yerdeki su 4 mezhepte de pis olmaz. Necaset üzerinden akan suyun yarıdan fazlası necasete temas ederse bu su pis olur. Azı değerse ve necasetin 3 sıfatı suda bulunmazsa pis olmaz. Müstamel su Maliki'de hem temizdir hem de temizleyicidir. Yani müstamel suyla abdest alınır ve gusledilir. Gençler ve gusül. Sual: sabah ihtilam olarak kalktığımda gusül almam gerekiyor. Fakat okula geç kalmamak için guslü namaz vakitleri geçse dahi okuldan geldikten sonra almam mümkün mü? Cevap: 2 dakikada gusletmek mümkündür. Namaz vakitlerini cünüp geçirmek haramdır. Namaz kılmamak da ayrıca haramdır. Çifte haram işlemek daha büyük günahtır. Sual: yurtta belli saatlerde sıcak su veriliyor. Sıcak su verilmediği zaman soğuk suyla da gusletme imkanı yok. Çünkü banyoları kilitliyorlar. Gusletmek için başka imkan da olmadığına göre teyemmümle namaz kılabilir miyim? Cevap: şehirde su bulamamak özür olmaz. Menba suyu alıp yine tuvalette falan yıkanılır. Teyemmüm için özür olmaz. Hiç su bulunmazsa o zaman teyemmüm caiz olur. Sual: annemle babam benim sık sık banyo etmeme mani oluyorlar. Cünüp geziyorum. Cünüp ölen kafir olarak mı ölür? Cevap: cünüp gezmek büyük günahsa da cünüp gezerek günah işleyene kafir denmez. Namaz kılmamak çok büyük günahtır. Cünüp gezen namaz da kılamaz. Uygun bir şekilde yıkanmanızın gerektiğini bildirmeniz gerekir. Gusülle ilgili çeşitli bilgiler. 1. Ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkınca Şafii'de gusül lazım olur, diğer 3 mezhepte lazım olmaz. Gusülde ağız ve burnu yıkamak Hanefi ve Hanbeli'de farz, Maliki ve Şafii'de sünnettir. Hanefi, Şafii ve Maliki'de vedi ve mezi guslü gerektirmez. Hanbeli'de bir kavle göre guslü gerektirir. Hanefi'de ve Hanbeli'de gusülden önce idrar çıkararak idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkarmak, sonra gusletmek gerekir. Şafii'de idrar etmişse de meni çıkarsa tekrar gusletmek gerekir. Maliki'de idrar etmemiş olsa da tekrar gusletmek gerekmez. 2. Cünüp olmak guslü gerektirir. 3 şekilde cünüp olunur. A. Zekerin yani penisin ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım, ferce, hazneye girince erkek de kadın da cünüp olur. B. Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, ilişki, mastürbasyon gibi her ne suretle olursa olsun yerinden şehvetle kopup çıkarsa cünüp olunur. C. İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman meni akmış olduğunu gören erkek ve kadın cünüp olur. Rüyada ilişkide bulunduğunu görür fakat uyanınca meni akmamışsa, meni yoksa gusletmek gerekmez. Bazı alimler kadının menisi içeri akar, ihtiyaten yıkanması iyi olur demişlerdir. 3. Burundaki kuru kir altına ve dişlerin arasında ve diş çukurunda bulunan yemek artıklarının altına su geçmezse, altı yıkanmazsa
gusül caiz olmaz. 4. Deriye yapışmış hamur, mum, sakız, katı yağ, balık pulu, çiğnenmiş ekmek, oje gibi su geçirmeyen şeylerin altını yıkamak farzdır. 5. Uyanıp çamaşırında meni gören, ihtilam olduğunu hatırlamasa da gusül gerekir. 6. Guslederken sabunlanmak, keselenmek uygun olmaz. Kirden yıkanma işini ya gusülden sonra yapmalı veya önce yapmak gerekir. İkisinin aynı anda yapılması uygun olmaz. Gusülde fazla su harcanmış olur, mekruh olur. Malikide ise muvalata, yani aralıksız yıkamaya mani olursa gusül geçerli olmaz. Banyoya girince önce gusledilir. Sonra kir için yıkanılır. Kir için yıkanırken ihtiyaç kadar fazla su sarf etmenin mahsuru olmaz. 7. Guslettikten sonra bir yerinde zamk gibi su geçirmeyen bir madde gören, kaldırıp altını yıkasa yeterlidir. Yeniden gusletmeye gerek yoktur. Maliki'de de böyledir. 8. Ağzını veya başka yerini yıkamayı unutup namaz kılsa, sonra yıkamadığını hatırlasa, orasını yıkayıp farzı tekrar kılar. 9. Banyoda çıplak yıkanmak hususunda alimlerin bildirdiği 3 hüküm vardır. A. Çıplak yıkanmak mekruhtur. B. Ancak küçük yerde caiz olur. C. Mekruh olmaz, caiz olur. Erkek olsun, kadın olsun, mümkünse göbekle diz arasını peştemal gibi bir şeyle kapatıp yıkanmalıdır. Peştemal gibi şeyler bulunmazsa veya başka sebepler varsa, üçüncü hükme göre hareket etmek de caiz olur. 10. Gusül abdestine niyet ederken Allah rızası için demek uygundur. Her ibadeti yaparken Allah rızası için demek iyi olur. Zaten her ibadet Allah rızası için yapılır. Allah rızası için demek şart değildir. 11. Guslederken besmele okunur. Hatta kelime-i şehadet de getirmek iyi olur. 12. Bir erkek bir kadını yahut bir erkeği çıplak görse gusül gerekmez. 13. Bir kadın kendi kocasını veya bir kadını çıplak görse gusül gerekmez. 14. Karı koca oynaşırken, açık resme bakarken veya düşünürken mezi gelse gusül gerekmez. 15. İdrar yaptıktan sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez. 16. İhtilam olduğunu hatırlayanın uyanınca çamaşırında meni görmezse gusletmesi gerekmez. 17. Kadınların taktıkları spiral gusle mani değildir. 18. Kadın veya erkek etek tıraşı olsa gusül gerekmez. 19. Kadınların süründüğü kokuyu erkekler koklarsa, koku sürünene de, koklayana da gusül gerekmez. Abdesti bile bozmaz. Ancak bayanların kocalarından başka kimseler için koku sürünmesi doğru değildir. 20. Başa saç ektirmek gusle mani değildir. Altındaki deriyi yıkamak yeterlidir. 21. Lens, abdesti ve gusle mani değildir. Gözün içini yıkamak gerekmez. 22. Dövme yaptırmak günahtır. Ancak gusle abdeste mani değildir. Çünkü dövme deri altından yapılmaktadır. Deri üstünden yapılsa ve çıkmayan bir boya olsa, altına su geçmezse zamanla vücut onu atar. Onun için zamanla atan boya sürülmez. Peki çıkmayan yağlı boya yapılsa ne olur? Çıkmadığı için zaruret olur ve yine gusle mani olmaz. Yani dövme kesinlikle gusle mani değildir. 23. Çingene ile evlenince, tuğla erinceye kadar yıkanılsa cünüplük çıkmaz sözünün aslı yoktur. Cahillerin uydurduğu çirkin bir iftiradır. Bir kimse nasıl cünüp olursa olsun, gusledince, yıkanınca temiz olur. 24. Guslettikten sonra kadından kocasının menisi çıksa tekrar gusletmesi gerekmez. 25. Gusül abdesti alırken namaz abdestini bozacak haller olursa, mesela kan çıkarsa, yellenirse, idrar çıkarsa, gusle kalınan yerden devam edilir. Abdesti bozan şey, guslü bozmaz. Sadece bu abdeste namaz kılınmaz. Sonra namaz abdesti almak lazımdır. 26. Küpe deliğinde, küpe yoksa ve delik açıksa, kulağı ıslatırken azıcık ovunca delik ıslanırsa yetişir.
iplik takmak gerekmez. Küpe deliği kapanmışsa, kapandığı için mahsuru olmaz, deliği açmak gerekmez. 27. Kına, mürekkep gibi boyalar gusle ve abdeste mani olmaz. Çünkü altına su geçirir. Fakat yağlı boya, oje, zamk gibi şeyler altına su geçirmediği için gusle ve abdeste manidir. 28. Saç boyaları kına gibidir. Altına su geçirir ve gusle mani olmaz. 29. Sıvı yağların altına su geçer. Yağın rengi kalsa da mahsuru yoktur. Gusle, abdeste mani değildir. Ancak katı yağların altına su geçmez. 30. Cünüpken hanımla beraber olmak günah değildir, caizdir. Abdestli olmak iyi olur. 31. Tuvalette gusletmekte mahsur yoktur. Banyoya sağ ayakla girilir. 32. Şafii'de abdest alırken tertip farzdır. Cünüp bir Şafii gusle niyet ederek denize girip çıksa bu haliyle namaz kılabilir. Çünkü gusülde vücut tek organ sayılır. 33. Kadın kocasını düşünürken şehvetle titremeden sonra sarımtırak bir akıntı gelirse gusül gerekir. 34. Gusülde avret yerleri kapalıyken kıbleye dönmek mekruh değildir. 35. Gusletmeden namaz vaktini geçirmemek şartıyla uyunabilir. 36. İnsan bir gecede iki kere ihtilam olsa, hatta 10 kere de cünüp olsa, hepsi için bir kere gusül yeterlidir. 37. Gece cünüp olan uyanınca, sabah namazının vaktinin çıkmasına çok az bir vakit olduğunu görse, günaha girmemek için hemen gusletmeye çalışır. İsterse vakit çıksın, yetiştiremesin. Nasıl olsa yetiştiremem diye güneşin doğmasını beklemek uygun olmaz. 38. Kadınlar guslederken ön ve arkaya parmak sokarak temizlemeleri gerekmez. Böyle uydurma şeylerin aslı yoktur. Vücudun içi zaten pisliktir. Sadece görünen kısımlar yıkanır. Görülmeyen yerler değil. 39. Tüp bebek suretiyle çocuk sahibi olmak isteyince, şırıngayla döllenmiş yumurta rahme konunca, kadın gebe kalırsa gusletmesi gerekir. Ferçten başka yerine sürtmekle çıkan erkek menisi, rahme girse kadın gusletmez. Bu suretle hamile kalsa gusleder ve o günden beri kıldığı namazları kaza eder. Çeşitli soru ve cevaplar. Sual. Erkek veya bayan, kadın doktoru veya ebe, Ramazan'da abdestliyken bir kadına doğum yaptırsa, orucu, guslü veya abdesti bozulur mu? Cevap. Hanefi mezhebindeki kadın doktorunun veya ebenin, Ramazan-ı Şerif'te doğum yaptırmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuş olmaz. Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz. Sual. Adetliyken diş dolgusu yaptırılır mı? İlla abdestli olmak mı gerekir? Cevap. Adetli veya abdestli olunsa da fark etmez. Gusülde, abdeste ve namazda Maliki veya Şafii mezhebi taklit edilirse mesele kalmaz. Sual. Dişlerdeki tartar denilen diş taşından dolayı mezhep taklidi yapılır mı? Cevap. Tartardan dolayı mezhep taklidi yapılmaz. Tartar gusle mani değildir. Sual. Şimdi hazır dişler damağa vidalanmaktadır. Bunlar da diş dolgusu hükmüne mi girer? Cevap. Çıkarıp altını yıkamak imkanı olmadığı için diş dolgusu hükmüne girer. Sual. Hanefi mezhebinde olan bir kişi dolgu yaptırmasının hemen ardından Maliki mezhebini taklit ederek gusül abdesti almasına gerek var mıdır? Cevap. Cünüp olana kadar lüzum yoktur. Ancak hemen taklit etmesinde de mahsur olmaz. Sual. Diş dolgusu olan yaşlı dul kadın ve hadım olan kimselerin mezhep taklidi gerekir mi? Cevap. Cünüp olmadıkları için taklide ihtiyaç yoktur. Sual. Dolgu yaptıran ilk gusülde mi mezhep taklidine başlar? Cevap. Evet, ilk gusülde mezhep taklidine başlar. Sual. Dolgu sebebiyle Şafii'yi taklit ederken daha kolay diye Şafii'yi bırakıp Maliki'yi taklit uygun mu? Cevap. Evet, uygundur. Sual. Diş dolgusu olan Maliki mezhebini nasıl taklit eder? Cevap. Maliki'nin bu husustaki farzlarına uyar, müfsitlerinden
yani o ibadeti bozan durumlardan kaçar. Sadece gusülde değil, gusülle yaptığı işlerde de bu şartlara uyması lazımdır. Yani hem namazda hem de abdest.